AK Parti Gümüşova Belediye Başkan Adayı olan Kenan Sübekci, yerel seçimde halkın desteğini alarak belediye başkanı oldu. Gümüşova Belediyesi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun da katıldığı devir teslim töreninde MHP'li eski başkan Muharrem Tozan, yeni başkan Kenan Sübekci'ye görevi devretti. Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametleri seyir halinde olan DC idaresindeki 28AG 825 plakalı panel van minibüsün lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki kanala uçup takla attı. Sürücü DC ve yanında bulunan MG araçtan çıkarken panel van alev aldı. Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını söndürdü. Kaza sebebiyle iki şeritten verilen trafik aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Ramazan bayramına sayılı gün kala bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen Düzceli vatandaşlar berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför randevusuz müşteri kabul etmiyor. Ya bayram haftası normale göre çok çok daha fazla yoğun geçiyor. Hani kendimize bile vakit ayıramıyoruz. Halimizden anlaşıldığı gibi kendimiz bile tıraş olamıyoruz. Aşırı derecede bir yoğunluk var. İşte bu yoğunluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu an aşağı yukarı bir 8 personelle çalışıyoruz. Ya randevu sistemi devreye giriyor fakat hani randevu sistemi çok da böyle şey olmuyor. Hani nasıl diyeyim ben size, birbiriyle uyuşmuyor. Çünkü bayram haftasında randevu vermek çok da mantıklı bir iş değil. Dışarıdan gelen insanlar da oluyor. Tabii ki insanları az çok burada 15-20 dakika bekletmek zorunda kalabiliyoruz haliyle. Normal günlerde sabah 8, akşam 8 çalışıyoruz. Ama tabii ki bu son bir hafta bayram haftasında işte sabah 7, 7.30, 8 o saatlerde gelip sahura kadar durduğumuz bile oluyor şu an için.
Bayram haftaları böyle geçiyor. Bayram haftaları genelde yoğun oluyor. Biz insanları uyarıyoruz. Hani son güne tıraşlarınızı bırakmayın diye uyarıyoruz. Fakat hani yine de bazı insanlar aksatıyor. Bizim de işlerimiz aksıyor. Biz de zor durumda kalabiliyoruz bazen. Şu anda da işte farkındasınız işte insanlar giriyor çıkıyor, sürekli bir sirkülasyon var, dışarıda bekleyen arkadaşlarımız var. Bu şekilde şu anlık. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Düzce'nin de bulunduğu 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 16 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 661 ruhsatsız tabanca, 35 kuru sıkadan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ile geçirildi. 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 16 operasyonlarının düzenlendiğini belirterek operasyonlar sonucu 661 ruhsatsız tabanca, 35 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silahın ele geçirildiğini, 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti. Yerlikaya, aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle dedi. 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu-Dağ Tüneli geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Otoyolun Köroğlu rampaları geçişi, İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla belirlenen uygulama noktalarında Hayatta Yarış Olmaz sloganı ile Yaşam Tüneli projesi oluşturuldu. Proje kapsamında sürücüleri denetleyen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçları Yaşam Tüneli diye tabir edilen kapalı çadıra yönlendiriyor. Araçlarla birlikte tünel içerisine giren sürücü ve yolcular yaya önceliği ve güvenliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında hazırlanan kısa videolarıyla bilgilendiriliyor. Öte yandan uzun yoldan gelen sürücüler ise uygulama noktasında bu alana girerek dinlenme fırsatı buluyor. Ben 4 tane cam verdim buna ya. Trafiğe. Bu videoyu aslında kamu spotu olarak sürekli TRT'de yayınlanırsa iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle, ben aynı zamanda direksiyon ve trafik öğretmeniyim. 78 yılında bütün ailemi trafik kazasında kaybettim. Evlendiğim gün kaybettiğim için bu işi severek yapıyorum. Eğittiğim adaylara da ehliyet almak değil, sürmeyi öğretmeye çalışıyorum. Sürüş eğitim veriyorum. Bu tip eğitimlerin, bu tip bilgilendirmelerin de devamlı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Sizlere de iyi bayramlar diliyorum. Abi aile istediniz. Bekliyorum işte. Aslı.
Trafik güvenliği ile alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Size yaşam tünelinde kısa trafikle alakalı videolarımız var, onlardan izleyeceğiz. Şöyle aracı izleyebilirsiniz diye. Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 acil sağlık ekipleri duran trafik sebebiyle emniyet şeridini kullanıyor. Cumartesi günü Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans şoförünün de zor anları kameraya yansıdı. Görüntülerde siren çalan ambulans şoförünün emniyet şeridinden geçerken zorlandığı anlar yer aldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için drone destekli denetim gerçekleştirdi. Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler 49 araca toplam 315.511 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34.500 lira idari para cezası kesildi. Sağlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fırın dükkanında bulunan 6-7 yıllık veresiye defterini gören hayırsever Mahmut Alan, iş yeri sahibi Şeref Yüksel ile görüştü. İş yeri sahibinden defterin tamamının hesaplanmasını isteyen Mahmut Alan, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen 5 esnafa da aracı oldu. Fırının sahibi Şeref Yüksel ile görüşen Alan, defterdeki borcun kapatılacağını ifade etti. İş yeri sahibi Şeref Yüksel ve hayırsever Mahmut Alan'ın yaptığı görüşmelerin ardından 186 bin liralık veresiye defteri 50 bin liraya kapatıldı. Esnaflarımız dediler ki bu arkadaşlar, vatandaşlarımız rahat etsin. Sen de iyi niyet göstermişsin. Allah razı olsun. Sizi iyi niyetini de karşılıksız bırakmamak için. Tabii canım. 50-60 bin lira sana ayarladık. Tamam abi. İnşallah. Bu defteri komple al abi. Komple alıyoruz. Bunun al içinden abi. Sana hiçbir şey vermeden. Al abi. Böyle alıp gidiyoruz. Komple alayım. Tamam. Herkese dua eder Ramazan üzere. Allah razı olsun. Defteri al okuyabilirsin. Evet, en az 6-7 yıllık var abi. Kaç lira borç şu çıktı? Şu an 186 bin TL borç var burada. 5-6 saat sürdü. Mahmut abim Allah razı olsun aracı oldu. İşe adamlar arkadaşlarından dedi biz de size Ramazan'da yardımcı olalım. Sağ herkesin olsun, işi görülecek. Herkesin işi görülsün dedi. Çamsakız'ın çoban amana bizim de bir katkımız olsun. Biz de komple defteri Mahmut abi devredeceğiz. Biz de hakkımızı helal ediyoruz işte borçlara. Olacak verecek yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Yine millete vermeye devam edelim ihtiyacı olanı. Biz burada ekmek satıyoruz. Vatandaşın ekmek ihtiyacı mecbur çeviremiyorsun. Bu temel gıda bizimki ekmek. Mecbur mahallemizde ihtiyacı olan kişiler çok var. Ekonomi durumu da belli zaten ülkenin. Mecbur vermek zorundayız. Mübarek aylarda da böyle. Mübarek aylarda da böyle sizin gibi eş dostu geliyor. Hayırseverler. 3-5 kapatmaya çalışıyorlar. Aç abi defterini sen. Açıyorum abi defterini. Abi şu paramız 50 bin lira. Tamam abi. Boş kalma. Defteri aldın abi sen. Tamam. Hadi bakalım abi. Tamam. Evet yaklaşık 8-9 senedir Bolu'da hiçbir vatandaşımızı
deşifre etmeden, onları da mahcup etmeden yardımlara aracılık ediyoruz. Bugüne kadar 9 milyona yakın yardım toplanmış. Mesela bu Ramazan'da da bir 600 bin TL yardım etti Bolu vatandaşlarımız. Biz bu yardımları yaparken kesinlikle para toplamıyoruz. Para da araya girmiyoruz. Bu çok önemli. İhtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz ve onları direkt yardım edecek kişilerle buluşturuyoruz. Bu çalışmaları yaparken de Şeref abimiz çok eski tanırız. Yıldız Ekmek Fırını Bolu'da çok değerli bir abimizdir. Buradan alışveriş yaparken öyle sohbet ederken işte televizyonlarda da görüyoruz bunun benzerlerini. Ya 10 senedir alacak defterim var dedi. Ya ciddi kalın da bir defter. Ya ben görünce abi ne kadar borç çıkar dedim. İşte topladık 5-6 saat falan sürdü. Yaklaşık 186 bin küsür borç çıktı. Abi dedim kaça verirsin? O da gönlünden ne koparsa dedi. Biz de bir Bolu esnaflarımızdan 5 kişiden toplamda 50 bin lira topladık. Kabul etti. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Bu anlamda Şeref abimiz de iyilik yapmış. Kimseyi kapısından geri çevirmemiş. O da iyiliğinin karşılığını aldı. Karşılığında 500-600 kişi var. Burada borçtan kurtuldu. Çok güzel bir örnek oldu bence. Evet. Tabii bunu tekrar söylüyorum. İsim vermeden, kimseyi de üzmeden bu yardımları yapmak lazım. Bu çok önemli. Bu anlamda ben değerli buluyorum ve bunların böyle şeylerin teşvik olması için de böyle çekimlerin olması lazım. Ama dediğim gibi isim, resim ve adres belli etmeden yapılması lazım. Basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Kimseyi bu anlamda rencide etmeden bu hayırlara vesile olmaya çalışıyoruz. Abi. Yardım eden Bolu arkadaşlarımıza, Allah razı olsun. Yurt dışından birkaç tane ailemiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Defter bende kalacak zaten de. Şeye götürecek. Rencide işi. Defteri böyle göre. Hani şimdi bazen oluyor. Şey yani adam baktı bayağı bu ne dedi ya. Abi başı defter abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, bu defteri teslim aldık. Şimdi yardımda bulunan Bolu esnaflarımıza götüreceğim. Ama kesinlikle deşifre etmeyeceğiz. Kontroller etmek isteyen olabilir. Kalbinde herhangi bir şey kalmasın diye. Yardım eden arkadaşlara teslim edeceğiz. Ondan sonra da imha edeceğiz. Kesinlikle isim resim gözükmeyecek. Aynen. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Görüşürüz abi. Sağ olun. Şiire merakıyla bilinen ve 3 kitabı bulunan Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, polis teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünü özel bir video ile kutladı. Bolu'nun şair Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, polislerin yaşamını kaleme aldığı şiirini özel hazırlanan videonun arka planında okudu. Görüntülerin paylaşıldığı Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında o görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Polisim, çakmak çakmak gözlerinde ışık var. Cumhuriyet sayenizde payidar. Adaletli, demokratik, fedakar. Suçluların peşindedir polisim. Halka hizmet, yurda huzur verirsin. Kim çağırsa hızla ona gelirsin. Korkusuzca şehadete yürürsün. Demokrasi özündedir polisim. Silahın belinde, telsiz elinde. Görev aşkı, tarafsızlık ilkende. Dalgalansın bayrağımız ülkemde. Gece gündüz görevdedir polisim. Demokratik layık düzen çağrına, bayraklaşmış şehitlerin bağrına, güçlü devlet, temiz toplum uğruna, hazır ol da nöbettedir polisim.
Siren sesin her taraftan duyulur. Sokaklara güven verir polisin. Kötülükler kelepçende boğulur. Atatürk'ün izindedir polisin. Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında ikamet eden Ayşe Y. evinde bayram temizliği yapmak istedi. Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşılaşınca ortalık karıştı. Kadınlar sözlü münakaşaya girerken silahlarına davranan kocaları çatıştı. Meydana gelen olayda iki kişi yaralanırken iki kişi de gözaltına alındı. Sokak ortasındaki silahlı çatışma ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bizim annesini gösteriyorsun. Abone ol.